Aslıhan Anarat Çötelioğlu, Mindshare'de yönetim ortağı olarak çalışıyorum. Unilever'den sorumlu client lead'im. Çalıştığım markalar için yaratıcı çözümler bulmaya çalışıyorum medya iletişim dünyasında. Kendilerine ait olan medya bütçesini en efektif biçimde kullanmaya çalışıyorum. Yeniliklerin peşinden koşuyorum. Ve mümkün olduğunca da verimli olmaya çalışıyorum onlar adına. Benim son dönemde en çok gerçekten yapmaktan gurur duyduğum işlerden bir tanesi Magnum'un Pink and Black kampanyasıydı. Bir diğeri Rexona'nın Survivor işbirliğiydi. Teknolojinin işin içerisine girdiği, çok daha fazla entegre işler yapabildiğimiz düşündüğüm bir kampanya. Ve inanılmaz kolaboratif de çalıştığımız iş ortaklarımızla bir kampanya oldu. Bu ikisini sayabilirim, evet. Neden önemli? Çünkü Kanda aslına bakarsanız organizasyonun sponsorlarının bile kimler olduğu, sektörün geleceğinin nereye doğru evrildiği konusunda ciddi fikirler veriyor. Yani şu anda baktığınızda işte ortalamadan çok daha fazla mobil ajanslar bu işin içerisinde olmaya başlıyorsa ya da işte mobildeki teknoloji şirketleri Kanda'daki sponsorlukları konusunda daha fazla yatırım yapmaya başlıyorlarsa aslında bu sektörün nereye gittiğini de göstermek anlamında önemli bir unsur diye düşünüyorum. Şimdi markanın gerçekleri var ama consumer'ın, gerçek insanın da gerçekleri var. Dolayısıyla markanın gerçeklerini tüketiciye, insanlara olduğu gibi hiçbir filtre yapmadan, herhangi bir ihtiyacı gözetmeden dayatmaya çalışırsanız ölü yatırım. Yani dolayısıyla da kendi markanızla ilgili mobil gerçekleri insanların ihtiyaçlarına göre kurgulamanız gerekiyor. Doğru insanlara doğru mesajlarla, doğru yerlerde, aslında bütün medya planlamanın optimizasyonunun özünde yatan şey bu. Kendi iletişim dünyamızdaki mesajları gösterebilmek önemli. Programatik bu anlamda devreye giriyor. Şu an için sadece sanki şey gibi gözüküyor. Evet, dijital dünya için var olan bir şey gibi gözüküyor. Değil aslında. 2020 senesinde bütün medya planlamanın %20 hacminin programatik üzerinden geçeceği düşünülüyor, öngörülüyor şu anda. Dolayısıyla programatik hayatımızda çok önemli bir yerde. Şu anda öğrenim aşamasındayız. Her kampanyadan yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu öğrenimleri de sonraki kampanyalara daha anlamlı ve daha verimli kampanyalar yaratabilmek için entegre etmeye çalışıyoruz. Aslına bakarsanız toplam medya yatırımındaki değişimi gözlemlediğinizde, datalarla da aslında sektör datasıyla baktığınızda dahi sektörün dinamiklerindeki değişimi çok net olarak görebiliyorsunuz. Medya yatırımı bir oranda artıyor ama bir taraftan da bütün reklam verenler, ajanslar, kendilerine çok daha büyük fırsatlar sunan dijital dünyada daha fazla var olmaya çalışıyorlar. Çünkü artık hayat orada gelişiyor. Aslında ekran tecrübesinin advanced versiyonu diyebilirim. Çünkü seçenekleri belirlemek sizin elinizde. Yetmez, orada korkunç güzel bir optimizasyon var. Dolayısıyla bunu beğeniyorsan bunu da beğenebilirsin, seçenekleri mevcut.